Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuz ucuz telefonlar serisinin devamı olan bir video ve inceleyeceğimiz cihaz da sizlerden gelen yoğun istek üzerine Reader P13 Blue. Şimdi sizden yoğun istek gelince ben de baktım piyasaya arkadaşlar. Olayı şuymuş ya, en önemli olayı şuymuş, telefonu 1100 liraya bulabiliyorsunuz. Yani en önemli olayı bu, çok ucuz. Fakat bu fiyat bizlere neler sunuyor? Gelin başlayalım isterseniz. Direkt olarak kameralardan başlayacağım. Kameralarda arkadaşlar arka kısımda 5'e 8'lik bir kamera dizilim var. 5 megapiksel olan f-değeri f2.4. Bu f2.4'lük ya yani 5 megapiksellik olan kameramızın işlevi bokeh. Bokeh nedir? Arka plana bulanıklaştırmak demek. Bunu zaten biliyoruz. Şimdi bu arka planı bulanıklaştırma meselesinde ben çok ümitsizdim arkadaşlar. Birkaç tane fotoğraf denemesi yaptım. Bana soracak olursanız bu fiyat baremindeki cihazlar içerisinde gördüğüm en iyi bokehti. Bakın bu fiyat baremindeki telefonlar için diyorum. O yüzden o arka tarafı bulanıklaştırma işi fena değil. Yine de fena değil derken de bunu da açıklamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu tarz teknolojik cihazların fiyatı düştükçe, daha önceki videoda da söylemiştim, cihazın ana özelliğinin dışındaki özellikler koyulsa bile çok kısılır. Nedir bu cihazın ana özelliği? Alo ödemesi, internete bağlanması. Bunun dışındaki işte kamerası, osu, busu gibi durumlarda bildiğiniz ciddi ciddi bir performans düşüklüğü zaten normal karşılanır. Ama lafı uzatıyorum, farkındayım ama güzel şeyler söyleyeceğim. Bu teknoloji işi biraz da şımarıklık işidir. Yani şımarıklığı tabi burada tırnak içinde söylüyorum. Nedir bu şımarıklık? Şimdi daha önce siz daha pahalı bir teknolojiyi deneyimlediyseniz, mesela iPhone 13 Pro kullandıysanız, bu telefonun kamerasını beğenme ihtimaliniz çok düşük. Ama gelin görün ki arkadaşlar, dünyada sadece kendisine, bizim ülkemiz açısından da ayrıca geçerli bir durum, sadece kendisine iPhone 13 Pro alabilen insanlar yaşamıyor. Doğal olarak bu bağlamda kamerasının arka bulanıklaştırma olayı fena değil. İyi demiyorum, fena değil. Diğer anlamda ise her 3 kamerada hani işlevini yerine getiriyor, fakat estetik anlamda güzel fotoğraflar çekmek istiyorsanız çok uğraşmanız lazım. Işığı mışığı, bence biraz da bilginizin olması lazım. Yani şeyi merak ediyorum, gerçekten iyi bir fotoğrafçı gelip Reader P13 Blue ile güzel fotoğraf çekebilir mi? Bence çekebilir. Ama yine hepimiz güzel fotoğrafçı değiliz. Yani bu serinin bir önceki videosunda söylediğim gibi arkadaşlar, fotoğrafları ana olsun gibi bir dertle çekiyorsanız bunu hiç dert etmenize gerek yok. Burada bir ana anlatmak istiyorum. Mesela ben, eşim, işte ailenin diğer öğeleri, çoluk çocuk falan oturuyoruz evde. Bir fotoğraf çekme işi varsa kimse fotoğraf çekme işini bana vermez. Çünkü 6,5 saatte bir tane de yarım fotoğraf çekerim. Ama şimdi orada bulunan insanların derdi bu değil ki, onlar efisler ya da efendim işte arka plan şöyle bulanıklaşsın falan filan gibi dertleri zaten yok. O yüzden benim elimden telefon alınır, çıt 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 diye 35 tane fotoğraf çekilir ve bir bakarım herkes mutlu. Doğal olarak siz de böyle düşünüyorsanız ve telefon kameralarını bu bağlamda kullanıyorsanız rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Fakat beklentileri minimuma, hatta minimumunu da bir tık çok abartmayayım ya. Minimumun yarım şey üstüne taşımayın. Minimuma indir, minimuma. Gelelim biraz da ön kameramıza. Oradan da video tarafına geçeceğiz. Ön kamerada bokeh modu yok arkadaşlar. Yani video anlamında biraz bahsedeyim. Her iki kamerayla da, yani öndeki ve arkadaki kameralarla da 1080p 30 kare videolar çekebiliyorsunuz. Ama videolar bayağı kötü. Onu bir söyleyeyim. Yani video kısmını performans anlamında hiç beğenmedim diyebilirim. Fakat yine fiyatını hesaba katacak olursak çeker mi? Çeker abicim. Ya peki Çağdaş'cığım, bununla ben fotoğraf çekip Instagram'a oraya buraya atamaz mıyım? Atarsın be güzel kardeşim. Onda bir sıkıntı yok yani. Şimdi gelin geçelim biraz da ekran kısmını, oradan performansa geçeceğiz. 6.09 inçlik bir ekran var. Bu ekranın ekran gövde oranı ise yaklaşık %85. 60 Hz'lik bir yenileme hızına sahip bu ekranda çözünürlükte 600x1280. Yani video stoklarını zaten görüyorsunuz. Bunu kamerada aktarmak çok zor. Ama dediğim gibi video izlenir. Zaten ekran küçük olduğu için çok fark eden bir şey olmaz. Bu arada şöyle ilginç bir durum var arkadaşlar. Telefonun arka kapağı çıkıyor. Fakat bu arka kapak bataryayı değiştireyim takayım için değil. Çift sim kart yuvasına ve 128 GB'a kadar destekli olan SD kart yuvasına ulaşabiliyorsunuz. Normalde telefon 16 GB. RAM'i diyecektim. Teknik özellikleri geçiyor muyuz abi? Bakayım bir metnime. Şöyle yazmışım. Gelelim bence telefonun en çok önemli ikinci durumuna. Yani işlemcisine, yani performans kısmına. Bu bağlamda arkadaşlar, cihaz daha elinize alır almaz daha açılırken ufak tefek kasma belirtileri gösteriyor. Çünkü RAM'i 3 GB. İşlemci tarafında ise MediaTek Helio'nun A22 ve 2 GHz'lik bir işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci değerli izleyenler 2018 yılında duyuruldu yanlış hatırlamıyorsam.
Ve duyurulduğu dönemdeki en önemli özelliği işte ikili kamera dizilimine toplam 21 megapiksele kadar, yani 13-8 de koyabilirlerdi buna ya da bir tane 21 megapiksel koyabilirlerdi. Ve işte bu yüz tanımadır falan filan gibi yapay zekanın gerektiği durumlar için bu işlemci duyurulmuştu. Hatta duyurulduğunda orta giriş seviyesi cihazlar için hayat kurtarıcı denmişti. Şimdi 2022 yılı itibariyle üzerinden 4 sene geçmiş işlemcinin arkadaşlar. Performans anlamında yine beklentimizi minimuma çekiyoruz. Oyun oynanmaz mı? Gelin bakalım oyun oynanır mı oynanmaz mı, bir oyun testimize geçelim. Oyun testi dönerken ben şunlardan da bahsedeyim. Neresinden bakarsanız bakın bir performans telefonu değil. Ama bataryası iddialı. 4080 mAh'lik bir batarya var. Zaten şu an oyun testi dönüyor. Bakalım sonuçlarda ne kadar şarj gidecek. 15 dakikalık oyun testinde izleyelim. Evet, değerleri gördük. Gelelim gari sonuçlarımıza. Ucuz telefonlar serimde böyle madde madde çıkış yapıyorum. Yine aynısını yapacağım. 1. Fotoğraf ve video çekmek benim için anıdır kardeşim. Bundan ötesi değildir diyorsanız alın. 2. Benim bir tane ana telefonum var. İş yeri için, o bu için çift sim kartlı bir tane telefona ihtiyacım var. Alo diyeceğim, arada bir WhatsApp kullanacağım diyorsanız alın. 3. Telefonumu çok seviyorum. Onunla böyle bir sürü oyun oynayacağım. Muhteşem fotoğraflar çekeceğim. Basacağım kırbacı. Arkadaşlarımla gezmelere, tozmalara gideceğim diyorsanız durun. Şimdi durun dedim ama hem bunları düşünüp hem de paranız bu sadece bu cihaza yetiyorsa alın. Ama beklentinizi yine düşürün arkadaşlar. Çünkü aldıktan sonra bir hayal kırıklığı yaşamanızı istemem. 4. maddem de şu. Ya Çağdaş, az daha para biriktirsek ya da 3-5 kuruş ayarlayıp beklesek mi acaba diyorsanız, yani kafanızda böyle bir düşünce varsa direkt olarak bunu tercih edin. Başka bir cihaz alın. Videom da bitti arkadaşlar. Görüşürüz. Beğendiyseniz şurada beğen butonu var. Bu serinin devamı için önerdiğiniz bir cihaz varsa lütfen belirtin yorumlarda. Ayrıca incelemelerimi nasıl buluyorsunuz merak ediyorum. Çünkü bu kadar çok inceleme çeken bir insan değildim ben. Görüşlerinizi bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.